Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Farming Simulator'da devam ediyoruz. Kaldığımız yerden en sonki bölümde yayını bitirmiştim. Şimdi tekrar girdik. Biçiyoruz abi. Biç abi. Bakalım şöyle bir bizim tarlaların durumu da fena değil. Yakındır bitmesi. Hatta zamanı az daha hızlı akıttıralım. Burası da %60'a dayanmış. İyi. Bak tarla 5'te 59 binlik hasat görevi var. Hadi ama. ...59 bin patatese satan, anasını satayım, bu bitmez ki. Neyse ben kendi tarlama şey yapacağım, nasip kısmet artık ne gelirse. Şimdi bu makineyi... ...sürekli bir doldur boşalttayız, sevsek de sevmesek de gençler, yani... Bu sefer ekipman bir de biraz düşük kapasiteli ekipman verdi. Yani yapacak bir şey yok, mecbur bunu bir şekilde kullanacağız. Şimdi ben mouse'u arıyorum. Evet, buradan dönüşünü al kardeş. Hadi gidelim. Evet, darlalarımızı yapaydık. Bu makine dayanıklı çıktı yalnız ha. Şimdi gidelim. Doldur hocam. Bir tarafını yırtmasan olmazdı değil mi? Kamyoncuğum hadi. Liman tahıl ambarına gidip bunu boşaltacağız abi. Hem sert dönüyor hem spin atıyor abi. Bu tır bir acayip bir tır ya.
Şimdi şuradan içeri gireceğiz hocam. Ananı avradını gir. Da drift atarak girmesi. Bir bakalım abi bizim tarlalar ne alemde? Hala aynı alemde. Çok da bir değişiklik yok. Şimcik. Devam, devam, devam. Şimdi buraya geldim. Güzel, iyi ilerliyoruz, iyi iyi. Oho, burası olacak da ben de göreceğim. %59'larda. İyi, fena değil. Bizim ihtiyacımız olan bir cihaz var mıydı ya? Yani mısır ayçiçeği ekimi için bir alet alacaktım. O tamam da. İşte traktör ihtiyacımıza bakmak lazım. Şimdi mesela toprak meyve türleri değil lan. Kireç gerekiyor ve sürülmesi gerekir. Yani oyunun tabii modları düşük olduğu için bu. Bakıyorum şöyle bu 3 arazi, 4 arazi benim. Şimdi bunlara ben neyi açacağım ne vakti gelince. Önce saban gereksinimi açacağız abi. Sabanımız var. Kendi kendimize oyunu zorlaştırıyoruz yani basitten başladık. Topla bakalım daha nereye kadar toplayacağım. Bu arazi biter mi lan böyle? Zaten önündeki şey de yani bu kadar büyük bir arazi yaptıktan sonra önündeki zamazingo da bozuluyor abi. Yani sonsuza kadar dayanacak değil sonuçta menet.
Dön oğlum. Niye böyle saçma sapan bir iz bıraktı bu? Böyle angut bir iz bırakmaması lazımdı normalde. Evet, bu tarlalar hazır. Şu. Doldur bakalım yiğidim. Hemen seni götürüp boşaltı verem. Şunu boşaltalım bakalım. %51'i boşaltıldı diyordu. %60'ları görür şimdi. Çevir, 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 çevir. Boşaltmalı abi buraya.
Yani şimdi olmuş tarlalarımız var 3 tane. Aslında onları toplamaya başlayabiliriz. Ama işte şu kredi faizi mevzusu var ya abi, o kredi faizi mevzusunu bir müddet ödemezsek zaten kazanç sıkıntısı yaşamayız. Şimdi bunu değil de çalıştır abi. 20, 21, 22, 23, 18 hariç şu süper üçlüyü ananı. Hadi bakalım yürü. Şimdi saman muhabbetine girmiyorum abi. Bir de haritada samanlık yazan bir yer var mı? Var. Bu samanlar satılıyor muydu lan bu samanlar? Satılıyordu buraya. Aslında samandan da para kazanabilirim. Ama saman için ekipman lazım. Lan saman toplamak için bana lazım olan aletin adı neydi ya? Yükleme vagonu muydu? Neydi onun adı? Neredesin? Neredesin? Şunlar. Abi 23 binlik bu. Yani küçük. İdeal 34 bin olsa fiyata bak abi. Ya bu tek samanı tek seferde çekecek bir. Bu 35 bin. Şimdi bir dakika 80 bin 100 bin bandında gidiyor. Bu mod olarak gelenler var mı? Klas var. Şunlar mod. Altı bine 70 bin diyor abi. Yetmiş bine 26 binliğini 80 bin, 34 binlik alırım abi. 23 binlik 46 bin yani ...46 bine bunu alacaksın. Bu da çok çabuk dolar. Mecbur bunu alacağım. Elimden başka bir şey gelmiyor ki. Şimdi bir sonraki soya veya benzeri bir şey ektiğimde deli gibi saman atması lazım bunun bana. O tarlayı bitirir o. Oo çok güzel. Bütün arazilerimiz, bizim kendimize ait olan bütün tarlalarımız da şu an kasada hazır hocam.
Zahmetli olan işlerden deli gibi para kazanıyorsun ama işte. Mesela örnek veriyorum, işte listeye bakıyorsun, örnek veriyorum işte pancar mesela 300 dolar, patates mesela 400 dolar ya da 500 dolardan satıyorsun örneğin ama abi yani mahsulü bir mahsul veriyor yani dehşet şey veriyor, ürün veriyor yani. Şimdi tabii pancar teknolojisi ya da patates teknolojisine baktığın zaman bunlar ekim cihazları. Sap kesici ihtiyacın var diyor da. Bak 6800 litre bu mesela. 10.000 litre. Şu 10.000 litre bak. Bunu arkaya bağlayabilirsin. Ama önüne mecburen 3.2 metrelik şu patateslerin hasedemesine benzeyen toplayıcı. Yani şu zıkkımı takman lazım öne. Bunu takacaksın. Arkaya da bunu takacaksın. 170 bin liralık ekipman bu. Eziyet gibi bir şey yani. Elimizdeymişken kasayı fulleyelim de öyle gidelim bari ya. Yanlış hatırlamıyorsam bu 48 binlik kasaydı. Evet, şimdi trene denk geldim.
Abi ben anlamıyorum bu kamyonu ya. Hadi boşaltalım o zaman. Malı. Evet. Burayı bitirmek üzereyiz. Ben tahmin ettim zaten abi, bu kasaya yani bu tarla burayı doldurmaz diye düşünmüştüm de. Ya saman balyası değil de samanı normal yapsam acaba diyorum. Sonuçta bir para. Yani şu küçücük yerde bayağı bir mal çıktı.
Hadi yürü bakalım. Hadi bakalım. Evet, gidiyoruz. %96 güzel. Nasıl satayım? Kamyonun gücü çok düşük ya. Evet. Hemen bunu da boşaltıp gelelim hocam.
Hem kontrattan hem kendi tarlamızdan yani bir şeyler kazanmamız lazım. Bakalım hesabımıza 2000 euromuz var. Sollama, sağlama, ne ararsan var bizde ya. Bir kapat abi. Komple tahıl kapısının keyfini beklersek biz o kasa boşalmaz. Şimdi bir silo muhabbetimiz olmadığı için İyi, fena gitmiyor. Tamam, bu da burada dursun. Aslında darlayı bir sürek mi? Evet, sen sürmeye başla hocam. Bir yandan hasat devam ediyor, bir yandan tarlayı sürüyoruz abi. Sen de biçiyorsun, güzel.
Evet, çok güzel ilerliyoruz abi. Burayı her türlü bitirir, kasası da dolmaz. Yani %70 olmuş. Bak bu güzel bir şey işte. Tarla 4'te hasat. Ya işte bu tip bir hasada mesela kendi makinemi sokmak istiyorum ama makine dayanabilecek mi ona? Yakın çevrelerde ne var? 17 var. 17 nerede? 17 bana yakın değil, 17 bana uzak. 17 yukarıda, ebesinin nikahında. Dört uzak. 9 da bana uzak. 9'da da balyalama diyor ama 9 da bana uzak. Dokuz şurada, ebesinin nikahında, anasını satayım. Şimdi zaten başka da yok yani, tarla bir var. Bir ta yukarıda zaten. Yani sonuna kadar da takip ederiz. Aldığı kadar hemen gidip boşaltıp geliriz sonra. Doldur bakalım. Aslan parçası doldur koçum. Tamam. Yani bu dönmeyle uğraşma abi. Git sat gel hadi. Yardımcı bey tahıl tankını doldurdu. O zaman şey. Bizim hasat makinesi, öbür makine. Bunlar %80 de o. Bir kere daha söyleyecek.
Kalk. Bunu 45 ton yükü yükledik kamyonu. Kıçını yırtıyor alet. Öbür taraftaki biçer bitirdi. Tırman oğlum, tırman. Hadi bakalım. ...2108. Şu an hazinedeki parayla bence bayağı bir şey yapabiliriz. Yani eldeki avuçtaki malzemeyi satıp büyük makineler alabilirim kredi çekerek ama. Oo, %98 olmuş la bu. Bunun içine boşaltalım, traktörü buradan alalım hemen. Güzel, %60'tasın. İyi, 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 iyi. Sürme işlemi devam.
Peki ben periyodik saban gereksinimini şimdi açarsam ne olur? Mesela saban gereksinimini açtım. Sonra döndüm. Evet, şu an saban gereksinimi yok. Güzel. Şimdi saban gereksinimi olayı çıkmıyor burada. Çok iyi oldu. Birkaç tur ekim yaptıktan sonra çıkacaktır diye düşünüyorum. Sen burayı kesmeye devam et. Biz buraya dönelim. Vallahi gece gündüz çalıştıracağız makineleri. Hepsi far yakacak birazdan. Abi bu nedir ya? Madem elledik burayı yırt. Kasayı doldurak da. Şimdi bunu boşaltırken hemen döneriz. Tarladaki sürdüğümüz şey pulluğu yardırırız hemen diğer araziye. Üç kuruş kar edeceğiz diye anamız ağladı burada ya.
Ananı avradını. Bu bir şaka mı ya? Ürünü boşaltalım abi. İndir kasayı. Evet, böyle dönelim. Şunu götürelim yerine koyalım. Hemen gidelim kendi arazimize. Pulluğu çalıştıracağım çünkü. Evet, bu araziyi çalış oğlum. Güzel. Yani burayı bitirir, bu kasa alır hepsini de. Bu taraf var. Bir şey geldi bana. Ne geldi bana?
Şimdi bir de gidelim bu alete bakalım. Şimdi bizim biçer orayı bitirecek birazdan abi. Son turu dönüyor. Şimdi bizim burada 3 tane, 4 tane kocaman arazimiz var. Buraya büyük bir zaten biçer lazım. Tabelalara çarpmayalım. Sonra baga giriyoruz abi. Yürü bakalım. Evet. Sen burayı yürürken ben de şu aleti bir gözden geçireyim. Fena ilerlemiyoruz. Kontrat durumu ne? İyi, iyi, iyi. Gayet güzel gidiyor abi. Yani sona kadar takip ederiz. Ne kadar alırsa kasaya artık. Tamam, hemen dolduracak zaten ya.
Direkt satışı yap abi. Tamam abi, hemen şu tırı götür. Tırı götürüp gelelim hızlıca. Ulan tren buna koysaydı var ya, nasıl ağlattıydık ortalığını ha. Hemen şunu boşalt abi, çünkü bizim kendi bir biçer döverimiz dolar şimdi. Abi, fren yaptığım zaman niye kayıyor bu menet ya? Sinir bozucu abi. Tamam, malı bıraktık yine. Kendi biçer döverimiz şimdi şey yapacak çünkü. Abi manevrada da sıkıntısı var bu aletin abi ya. Anlamadığım şekilde bir bokinglik var emme. Anlamadım yani şu an. Anasını satayım, %98 var ya, yemin ediyorum özensem yapamam bunu ben.
Bildiğin denk getirdim ya. Bu doldurunca devam eder zaten. Bizim ötekisi ay az kalmış. Tamam, buraya döndük. Escape'e gel, şuraya gel abi. Geri öde, geri öde, geri öde. Bol bol geri ödeyelim, değil mi? 2000 küsur kaldı yine. Böyle böyle o borcu bitireceğim. Bu arada ekstra kontrat montrat bir halt bir şey çıktı mı? Tarla 10 hasat. İyi yok abi. Tarla 10... Allah Allah. Tarla 11'in hasadına büyük makineyle girmez mi? O arazi çok büyük abi. Yine tarla 4 var. Tarla 4 hayvan çiftliği noktasına götür diyor. Tarla bu da hayvan çiftliği noktasına. Hayvan çiftliği nerede? Şimdi tarla 11'de mi hayvan çiftliği diyor? Evet. Oğlum o zaman tarla 11'i alırım anasını satayım. Yakın çünkü. Bu restoran noktasına diyor. Tarla 10 nerede abi? Abi bu. Tarla 11'in görevini alırız. Bak 16 bin veriyor. Yani fena değil. Direkt karşısında zaten hayvan çiftliği noktası. En temizi bu. En temizi bu abi. Tabii burayı bitirene kadar o görev gitmezse. Güzel. Buradan aşağı doğru gideriz. Kasa fullenir. Hangisiydi bilmiyorum. Büyük ihtimalle şey pulluk bitirdi çalışmayı. %98, 99. Hadi gidip bunu boşaltalım.
Bir çar döver de bitirdi. Valla 10 numara 5 yıldız iş yapıyoruz hocam. Oğlum ne boktan iştir bu. Bu tır hiç güzel değilmiş harbiden yani. Hadi oğlum. Kaç kadeh kırıldı. Ulan hava iyice karardı ha. Evet. Sen burayı bitirdin deme he abicim. İstediğin kadar bitir. Bizde tarla bitmez koçum. Ne varsa koy oraya. Hadi gidip satalım.
Çıkan malı sattık yine araziden abi. Silo olayı olmadığı için biriktirme yapamıyorum abi. Evet. Orada bir tane pulluk çalışıyor sadece. Bir de bu var. Arazinin sürme işi bitecek de, burası bitecek de. Burası yüzde kaçta ki? %84 olmuş lan, bayağı olmuş ya. Şu 8 nolu tarlayı bir bitirsem de rahatlasam ya. Doldur çocuğum, doldur evladım. Kasayı yine %100 yapalım da, %100 yapıp gidelim abi. %99 da tamam. Sıkıntı yok. Fark etmez. 300-500 litrenin aramızda lafı olmaz kardeş. Sen orayı sür, ben şunu gidip boşaltıp gelem kardeş. Hava sağlam karardı ya.
Ağırlığı yiyince duramıyor alet. Bu ne saçma sapan şey ya? Abi ananı avradını... Düt o korna girsin bir yerine. Eşşol eşek. Biraz daha borç ödeyeyim mi? Bol bol borç ödüyorum abi. Hemen bunu götürelim tekrar arazimize. Ortalık karardı, yapacak bir şey yok abi. O araziyi bitirmem lazım. Güzel, bu da iyi gidiyor. Tarlaların sürülmesiyle ilgili sıkıntı kalacağını sanmıyorum. İyi. Arazi 23. Devam etsin. Bu daha yarıya kadar dolmuş bak. Tamam, biraz borç ödedik.
İyi gidiyor, iyi gidiyor. Hani arazi bitireceğiz inşallah. %88'de biter biter ya. Bunu bitireyim abi, yani bu bitsin. İki tur daha döner. Uçta yer kalmadı abi. Ben bunu direkt doldur ve git. Şimdi doldur oğlum, doldur çocuğu. Çok yer kaldı mı? Kaldı. Çok yer kalmış. Her taraf karanlık oldu abi ya. Zaman hızlandırıp gündüz yapabilirim ama. O zaman bizim tarlalar kıçı başı ayrı oynatır. Anam avradını. Ucundan döndüm yemin ediyorum. İçten süreyim bari de. Bir yolu göreyim. Siktir.
%83. Yes. Hadi gidelim darlamıza yine kardeş. Abi içeriden sürelim, aydınlık olsun. Şimdi bunu götürelim, oraya koyalım. Daha gideceğim çünkü pulluğu alıp 18 numaralı araziye çakacağız. Topla. Şurada ortalığın anasını ağlatmadan gidip bunu koymak lazım değil mi? Evet, tarla 18'e gel. Pulluğu çak oraya. Güzel. Şimdi %90'ındayız arazinin. Ya hocam, yeni görev alacağız diye bu eziyeti kendime yapmak istemiyorum. Lanet gelsin. Hızlandır şunu. Bir an önce gündüz olsun abi, bu ne ya? Şu an çok güzel ilerliyoruz ya. Evet, hava açılacak birazdan. Ana saat geçeceği için gece belirli bir saati 5000 borç alacağız mecbur. Tekrar kontrol ekranına dön. Evet, çaprazlanan bölüme geldik abi.
%83. Doldur çocuğum, doldur. Tarla 7.42 bin veriyor. Kesin patates ya da şeker mahsulüdür. Pancar tabii, anasını satayım, ne olacaktı? Tarla 11 hala duruyor. Bekleme yapma, akıt gelsin abi. Tamam, her tarafı görebiliyorum artık. Allah, buradını tosluyordum yalan az daha. Ya arkadaş, şimdi birazdan zaten mahsul dibine dibine bizim olacak. %10'luk bir payı kaldı. Tahminimce bir kasa daha belki buraya getiririm yani. Bir kasa, o da yani çok değil. Çapraz git, çapraz çapraz, güzel. Boşalt. Vallahi makinenin her yeri çamur oldu. Sinyal kullanmasını
Yapmıyoruz. Yapmadım mı? O zaman tam oynamış olmuyoruz. ...62,5 saattir bu kamyon kullanılıyormuş. Yani maşallah. Tamam, sen devam et. Ağzına tüküreyim. Yanlış tuşa bastım be ya. Sen devam et. Evet, %40. Daha %40'ı dolu. Bakayım, %93 olmuş bile. Tahmin ettiğim gibi ya, bir kasa daha getiririz dedim ya. Şimdi tabii bol miktarda arazimiz olduğundan dolayı kredi limitimizi arttırdılar. 500 bin Euro'dan daha fazlasını veriyor artık bize. Bayağı yakıtı yedik yalnız ha. Yarım depo mazot yedik. Bu şimdi var ya, bu çapraz yerlerde zulüm anasını satayım. Makineleri döndürmek. Güzel. %93 ilerlemesi ya, bir kasa daha gidecek her türlü. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın malı kaldı bize ha. G çalışmayı mı bitirdi? Bakayım.
Yani neyse. Bir kasa daha. Belki yani bu kasadan sonra belki bir daha götürürüz bilmiyorum da. Uca kadar gidivereyim bununla birlikte, oradan akıtırız. Yani. Hadi gidelim boşaltalım. %94 diyor. Zaten herhalde biçeri doldurana kadar tirit. İkimizin de saçları ak. Çekil lan önümden ya. Yani bir kasa daha götüreceğim. Tren geliyor. Vallahi ucundan kaçtık. Boşalt yeğenim. Gömçür gelsin yeğenim. Şuraya baksana. Dorse çamur içinde anasını satayım. Hemen yardıran zeyi. Tamam, bunu da şöyleceğimize koyalım kardeş.
Kendi tarlalarımıza sona parmak atacağız zaten. Bence bunun kasayı doldurmasıyla tarlanın bitmesi eşit olabilir. Denk gelmez belki denk ama dur bakalım. Biz bir kere daha gider boşaltırız kamyonu abi. %96. %97'ye çıkmak zorla çıkmak biraz zor olacak. Kesin gideceğiz ya biz yine liman tahıl ambarına. Kesin yani kaçar yok. Kurtarmaz yani. Kurtaraydı iyiydi de işte kurtarmıyor. Sayıda 96 daha. Ha, gidip boşaltmak mı lazım bilmiyorum ki. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Lan buraya niye geçtim ki ben?
Bunun içindekini kasaya alacağım. Kasayı %100 dolduracağım. Sonra biçeri bekleyeceğim, biraz daha gitsin. Bakalım şey yapacak mı? Hala 96'da. Göreceğiz şimdi bakalım. Şimdi bir şey deneyeceğim abi, dur. Çok denemek istiyorum bunu, merak ediyorum. Bence kamyonun taşıma kapasitesiyle ilgisi yok bu işin. Şimdi kasaya bir %100 yapalım. Kasayı ben bir %100 yapayım, bakayım ne olacak. Şu an tamamen meraktan. Oğlum ne yapıyorsun la? Şu an kasa full. Bir biçere bir bakalım. %97 diyor. Biçer %80'lere geldiğinde tarla bitecek mi, bitmeyecek mi? Biterse kasadakini de kendi kasamıza alalım hacım. Karın neresinden alırsa kârdır yani.
Abi şu belden kırmalı aletlere gıcık oluyorum ya. Hadi yürü bakalım. ...98 ilerliyor. Benim için şu an önemli olan biçerin kasası yetecek mi %100 yapmama? Daha %98 diyor. Kasa daha %40'a gelmedi bile. Lan %99'da kalırsa var ya üzülürüm ha. Dönüşte %99'u görürüz abi. %99 olacak, birazdan olacak, birazdan olacak. Hadi, hadi oğlum. Hadi lan. Olmuyor. Vallahi oldu %99. Bir çeri bir fulleyelim ya.
Çok merak ediyorum, fulleyene kadar yüzde yüzü görecek mi? Lan %99'da kalma lan. %99'da kalacak bu. Yapıştır. Bu kasayı bırakacağız abi, mecbur oraya. Bas. Hadi oğlum. Tankı doldurdu dedi. Boyu yetmedi zar. Tamam. İnşallah tahtaya vurmayız. Kontrat tamamlandı. Güzel hasat geliri geldi ama. Hemen Darla'ya git. Evet, işin buradan sonraki kısmında komple mahsulü biz çekeceğiz.